İyi bir hafta oldu. Ramazan'ın bereketiyle haftanızı güzel geçti. Şimdi örnekleme yöntemlerinden devam ediyorduk. Oradan devam edeceğiz. Bu amaçsal örneklemenin biraz daha ilerisindeydi ama burayı tam buradan alıp da devam edelim diye düşündüm. Amaçlı örnekleme, seçkisiz olmayan bir örnekleme yöntemi, yani bizim çalışma amacımıza bağlı olarak özellikle nitel araştırmalarda doğrudan doğruya bizim araştırmamız amacı doğrultusunda bilerek seçtiğimiz gruplardan meydana geliyor örnekleme. Çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. İşte burada nitel çalışmalar belli ölçütleri karşılayan veya belli özelliklere sahip olan bir veya birden fazla özel durumlarda çalışılmak istenildiğinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılır. Bununla ilgili, bu amaçlı örnekleme ile ilgili altı yöntem üzerinde duracağız. Aykırı örnekleme yöntemi, incelenen problemle ilgili var olan birbirine aykırı uç durumların örneklerin araştırmacıya denkliği daha net görme olanağı vereceği için burada zıt grupların seçilmesi, özellikle değişkenliğin ya da doğasının genelleme kaygısı yaşamadan olduğu gibi bunları göstererek ortaya koymak yapıyı daha iyi belirleme açısından etkili olabilir. Burada uçların neden farklılaştığına odaklanarak derinlemesine bilgi toplanabilir. Örneğin liselerde şiddet davranışını diyen bir çalışmada kayıtların taranması ile elde edilen liseden şiddetin en fazla ve en az olduğu liselerin çalışma durumlarının seçilmesi aykırılığı örneklemeye. Burada özellikle en fazla ve en az olduğu liselerin ortamına alınması, yani neden kaynaklanıyor bu sebepler, orada ne var, burada ne var gibi belirleme anlamında örneklemeyi kullanıyoruz. Maksimum çeşitlilik örnekleme, evrende incelenen problemle ilgili olarak kendi içerisinde benzeşik farklı durumların belirlenerek çalışmanın bu durumlar üzerinde yapılması maksimum çeşitliliği ifade ediyor. Yani burada daha geniş bir örneklem içerisinde farklı nitelikleri gösteren benzeşik durumların olaya dahil edilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Bu farklı durumlar arasındaki ortak ya da ayrılan yönlerin örüntülerinin ortaya çıkartılması, bu şekilde problemin çözülmesi getirilmesi amaçlanır. Neyi düşünelim? Araştırmacı şiddetin sıklığı açısından birbirine benzer grupların ara sıra çok sık yaşandığı liseler belirliyorsa, bu her bir gruptan örnekleme birim çekebilir. Dolayısıyla bu dört tür lise maksimum çeşitlilik içerisinde değerlendirilebilir. Yani birinde aykırı örneklemede iki uç vardı. Burada bütün uçlardan örnekler alarak, aradaki gruplardan alarak da bunu yapabiliriz. Üçüncüsü benzeşik örnekleme. Evrenden araştırmanın problemiyle ilgili benzeşik alt grubun durumunu seçerek çalışmanın burada yapılmasıdır. İlk örnek için çalışmanın sadece şiddetin çok sık yaşandığı okullarda yapılmasına karar verilmesi böyledir. Bu yöntemde odak grup görüşmeleri temel veri toplama tekniğidir. Şimdi işte burada da biz benzeşik grup dediğine göre şiddetin yoğun olduğu liselerdeki durumu incelerken, yani birbirine benzeyen bu durumların bir olaya sebep olabileceğini düşünerek bunu yapıyoruz. Yani o noktada da bakıldığı zaman işte benzeyen iki okuldaki durum, ama burada özellikle daha detaylı bilgiler alabilmek için işte odak grup görüşmesi yaparak o sorunlara daha gerçekçi çözümler ya da nedenleri daha gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarma şansına sahip olabiliriz. Örnekleme, araştırma problemiyle ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan
tipik olan bir durumun belirlenerek bu örnek üzerine bir toplanmasını gerektirir. Kısaca tipik örnekleme burada, yani bu birçok şeyin içerisinde birbirine benzeyen ya da onu tam temsil edebilecek bir durumun seçilmesi. Yani bu bunun temsilidir, tipik örneğidir diyoruz ya, tıpatıp aynısı der gibi halk içinde. O bütünün tipik örneği olabilecek durumun özellikle bir toplanması amacıyla kullanılır. Buna tipik örnekleme deniliyor. Burada esas olan ortalama tipik bir durumun seçilmesidir. Liselerdeki şiddetin çalışıldığı örnekte araştırmacı geneli hakkında önemli fikir vereceğine inandığı tipik bir liseyi belirleyerek verilerin toplanması buna örnektir. Yani bu lise diğerlerini temsil ediyor. Eğer diyebiliyorsak o liseyi örneği, yani bunun için uygundur diyebiliyorsa o lise örneği liseleri temsil ediyor. Tipik bir örneğidir diye bunu seçebiliriz. Tabakalı amaçsal örnekleme, bu yöntemle ilgilenilen belli alt grupların özelliklerini göstermek, betimlemek, bunlar arasında karşılaştırmalara ona tanımak amacıyla yapılır. Tabakalı örneklemeden seçkisizliğin bulunmaması nedeniyle farklı olan bu yöntem literatürde kota örnekleme olarak bizim özellikle kendi amaçlarımız doğrultusunda bölümlere ayırdığımız, yani alt problemler için bölümlere ayrılmış ya da belli bir tabakaların her birini ifade edecek grupların bulunması gerekir. İşte bu tabakalı örneklemede, yani amaçsal örneklemeyle, çünkü amaçsal örneklemede de alt problemlere uygun özellikle belirli grupları seçmek gibi ise, burada da buna benzer tabakaların içerisinde seçkisizliği sağlayamayacağımıza göre, yani çünkü belli bir tabakayı seçiyorsak tabakalı örneklemede seçkili örnekleme örnekleme değildir. Yani belirli amaçlı örnekleme gibidir. Onun burada her bir aldığımız için buna kota örneklemede denilebiliyor. Bir başkası ölçüt örnekleme. Bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimlerin seçildiği yönteme ölçüt örnekleme deniliyor. Yani burada bizim örneğin şiddet var demiştik. Herhalde öyle bir örnek verecek burada da. Şiddetin az ya da çok olduğuna düşünelim. Burada kendimize örneklem oluşturacağız. Burada bu şiddet içerisinde en çok ya da en az ya da ortalama diye belirleyebiliriz. Mesela burada en az iki şiddet olayına karışmış olma durumu örnekleme birimi için ölçüt olarak alınabilir. Mesela ya da ne diyelim, bir okulda öğretmen seçeceksiniz, bir araştırma yapacaksınız. Araştırmada yani öğretmenlerin en az 5 yıl görevde bulunanlar dersiniz. Yani 5 yıl görev yapmış öğretmenlerin örneklem olarak seçilmesi. Burada da 5 yıl ölçüt olarak ifade edilebilir. Akademik başarısını problem olarak ele alan bir çalışmada öğrenci seçiminde ortalama puana göre en düşük %5'lik diliminde olmak ölçütü konulabilir. Böylece ölçüt örnekleme yapılır. Ya da mesela başarısız öğrenen başarısızlık nedenleri dendiği zaman sadece bizim örneğin notu 40'tan aşağı olan ya da şey, ne diyeyim, orta öğretimde 10'luk sistem üzerinden notu 2'den ya da 5'ten 5 sistemden notu 2'den aşağı olan öğrenciler diye biz ölçüt koyabiliriz. Onlar üzerinde öğrenden başarısızlık nedenleriyle ilgili çalışma yapabiliriz. Böylece biz araştırmanın daha etkili bir şekilde o sonucu ortaya çıkarmasına katkı sağlayabiliriz. Lise öğrencilerin akademik başarısızlığını problem olarak ele alan bir çalışmada öğrenci seçiminde ortalama puana göre en düşük %5'lik dilimde olmak ölçütü konulabilir. Böylece ölçüt örnekleme yapılır. Burada da yine ortalama puana göre en düşük %5'lik dilimde ölçütü olduğuna göre işte öğrencilerin notu 50 ortalamaysa onun %5'ini alacaksınız. Ortalamanın en düşük %5'lik dilimine göre düşüneceğiz. %5'lik dilimine puan 10 puan 5 puan var.
Buna göre düşünürüz. Üçüncü örnekleme tipi uygun örnekleme tipi. Kazara ya da elverişli örnekleme ismi ile de anlam uygun örnekleme yöntemi araştırmacıların zorunlu durumlarda tercih ettikleri bir yöntemdir. Zaman, para, iş gücü kaybı önlemeyi temel amaç edinen bu yöntem sonuçlarına en az güvenilen ve zorla kalınması önerilmeyen bir yöntemdir. Araştırmacı ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan cevaplayıcılardan başlayarak örneklemini oluşturuyor. Yani bu bir noktada ulaşılabilir örneklem tipi bizim için amaçlı ve seçkisiz örnekleme yöntemlerinde rastgele ya da belli bir gruba bizim örnekleme olarak ulaşmamız söz konusuydu. Oysa bu uygun örnekleme yönteminde bizim diyelim 500 kişiye ulaşmamız lazım. Rastgele derken yani ilk karşımıza çıkan 500 kişiyi doldurabilecek biçimde araştırmayı direkt ne kadar insana ulaşırsak o kadar insanla yapmaya biz uygun örnekleme yöntemi diyoruz. Tabi burada grubun belli bir sayısına ulaşana kadar cevaplayıcılardan başlamak bizim tamamen inisiyatifimizin kötüye kullanmak gibi. Yani bu araştırmada daha planlı bir şekilde örneklem seçilebilir. Ama bu işte uygun örnekleme diye ifade edilen yöntem geçerli güvenilirlik açısından düşük bir yöntemdir. Patton'a göre örnekleme yöntemi ne amaçsal örnekleme yani uygun örnekleme yöntemi ne amaçsal örnekleme ne de stratejik örnekleme yöntemi olarak görülebilir. Alışveriş merkezlerinde danışma masalarına bulunan memnuniyet anketlerinin gönüllü müşteriler tarafından doldurulması planlayan bir çalışma böyledir. Yani oradaki çalışmada hiçbir kimseye rastgele gelen giden doldurduğu bir çalışma. Cevaplayıcıların belirlenmesinde bilimsellik yoktur. Anketin konulduğu zaman da orada bulunan ve gönüllü olarak anketi cevaplayan kişiler örneklemin bir parçası olurlar. Bir başka madde örneklem büyüklüğü. Tabi burada örneklem büyüklüğü biraz bizim araştırmalarımızda önemli problemlerden birini meydana getiriyor. Yani çünkü bizim genel evren işte ulaşılabilir hedef evren ve normal o hedef evrenden seçeceğimiz çalışma evreni ya da örneklemimiz ne oranda olması gerekir ki bu oran bütünü temsil eder mi etmez mi? Bu sorunun cevabının bulunması lazım. Örneklem büyüklüğünün ne kadar olması gerektiğine karar vermeden önce tabi bizim araştırmanın ulaşılabilir evreninin tanımlanması gerekir. Yani bizim ulaşabileceğimiz evren hangisidir? Belirlememiz gerekiyor. Şimdi Ankara merkezinde liselerde öğrenci başarısını analiz edecek bir çalışma düşünelim. Yani Ankara merkezinde düşündüğümüze göre Ankara merkezinde ne kadar lise var? Tabi burada bunu düşünerek bu araştırmaya gireceğiz. Burada ilk soru Evren Lisesi yani örnekleme çerçevesi var mı? Yani ne kadar lise var? Bunun ne kadarı örneklem olabilir. Varsa evren büyüklüğü bellidir ve örnekleme birimi olarak öğrenci listesi de hazırdır. Sorun evren büyüklüğü için bilimsel koşullara uygun örneklem büyüklüğüne karar vermektir. Yani burada bizim hangi oranda, hangi miktarda öğrenciye ulaşırsak örneklem büyüklüğünü doğru temsil ederiz ve bizim seçtiğimiz örneklem bütünü temsil etme noktasında yeterli midir, değil midir? Tabi burada evrenin büyüklüğü için bilimsel kurallara uygun örneklem büyüklüğüne karar vermek gerekir.
Örneklem büyüklüğünün kararlaştırılmasını araştırmanın yöntemsel yaklaşımı, yani nicel araştırmanın deseni, eş zamanlı incelenecek değişkenlerin sayısı, uygulanacak veri analizi yöntemleri, tahmin için kabul edilen güven düzeyi, tolere edilecek sapma miktarları dikkate alınır. Yani biz burada rastgele buna karar veremiyoruz demek ki. Burada araştırmanın deseninden başlayarak değişkenlerin sayısına, kullanılacak veri analizi tekniklerine, yöntemlerine, tahmin için kabul edilen güven düzeyi %5, %7, %1, bu da sayı belirliyor için güven düzeyi. Tolere edilecek sapma miktarları dikkate alınarak bizim örneklem oluşturma yoluna gidiyoruz. Kuşkusuz kuşkusuz deneysel ve nitel çalışmalarda çok küçük örneklemlerde çalışılabilir. Çünkü bu iki araştırmanın doğasında örneğin nitel araştırmalarla çok büyük gruplarda çalışamazsınız. Çünkü derinleme çalışma yapacaksınız. Dolayısıyla sizin temsilciniz yani 30 kişi üzerinde, 20 kişi üzerinde çalışmalar, hatta bir kişi, iki kişi üzerinde de çalışma yapılabilir. Deneysel çalışmalarda kontrol ve deneysel gruplar 20'şer kişiden 40 kişi olsa, burada da yani evrenin örneklemi temsil ediyor ya da etmiyor gibi belli bir kaygıyla hareket edilmesi söz konusu değil. Deneysel olmayan nicel desenlerde, örneğin tarama, korelasyonel, nedensel karşılaştırmalı desenlerde de işte bunlar yani deneysel ve nitel araştırmalardan biraz daha farklı olarak, yani büyük hedef kitlelere eğer genelleme yapacaksak daha büyük örneklemlere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tip araştırmalar, yani deneysel ve nitel araştırmaların dışındaki araştırmalarda bizim daha büyük gruplarla çalışmamız gerekiyor. İşte tarama modelinde, korelasyonel desenlerde, nedensel karşılaştırmalı araştırmalarda daha büyük örneklemlere ihtiyaç vardır. Bu tür çalışmalarda örneklem büyüklüğünü karşılaştırmada analiz birimleri dikkate alınır. Yani işte yüzde kaçı, yüzde biri, ikisi, beşi gibi. Analiz birimi araştırmacının hakkında konuşmak istediği gruplar olarak da tanımlanabilir. Çünkü bizim araştırma yaptığımız ve çözümleme yaptığımız grup, analiz yaptığımız grup doğrudan doğruya bir veriyi elde ettiğimiz grup. Dolayısıyla o grup araştırmacının çalışmak için seçeceği örneklem birimleri olabilir. Her bir analiz birimi arttıkça örneklem büyüklüğü tahmini artacaktır. Örneğin araştırmanın sonunda öğrencilerle ilgili konuşmak isteniyorsa, öğrenciler, veliler ile ilgili konuşmak isteniyorsa veliler analiz birimidir. Karşılaştırmalı araştırmalarda ise karşılaştırılacak her bir alt grup analiz birimidir. Yani burada bizim analiz birimiyle örneklem arasında, yani bizim işte örneğin burada eğer öğrencilerle biz çalışma yapacaksak çalışacağımız öğrenciler bizim analiz birimimizi meydana getiriyor. Yani burada biz ne kadar çok öğrenciyi analiz edeceksek tabii bizim analiz birimimiz o oranda büyüyor. Dolayısıyla örneklem de o oranda büyümüş oluyor. Daha geniş gruplar getirebiliriz. Örneğin örneklemde yer alan öğrenciler için cinsiyet önemliyse, yani kız ve erkek öğrencilerin görüşleri ayrı ayrı analiz edilecekse, analiz birimi cinsiyet değişkenine göre kızlar ve erkekler olmak üzere ikiye ayrılır. Nitel araştırmalarda dış geçerlilik sonuçlarının genellenebilirliği odak değildir. Bu yüzden de büyük örneklemler gerektirmezler. Burada örneklem büyüklüğünden çok zengin bilgi içeren durumların belirlenmesi esastır. Yani nitel araştırmada sayısal verilerle çok fazla uğraşmayacağımız için nitel veriler toplamamız gerekiyor. O da durumun nedir, ne değildir ile ilgili genel sorulardır. Dolayısıyla bu noktada büyük örneklem gerektirmez bu tip çalışmalar. Örneklem büyüklüğünün yapacağımız çalışmaya uygun bir şekilde bizim daha etkili
toplayabileceğimiz gruplar olması gerekir. Platon'a göre örneklem büyüklüğü neyi bilmek istediğimize, araştırmacının amacına, neyin kullanışlı yararlı olduğuna, neyin değerli önemli olduğuna, mevcut zaman ve kaynaklara göre nelerin yapılabileceğine bağlıdır. Yani biz neyi araştırmak istiyoruz? Araştırmamızın amacı nedir? Hangi yöntem kullanılır, kullanışlıdır, yararlıdır? Neyin değerli, önemli olduğu, bunlar da araştırmacıya göre, aynı araştırma grubundaki kişilere göre de değişebilir. Mevcut zaman ve kaynaklara göre nelerin yapılabileceğine bağlıdır. Şimdi bu örneklem büyüklüğünün hesaplanması var arkadaşlar. Burada formüller vardı. Ben bu formülleri zaten burada yapamayacağımız için almadım. Sadece belirli bir tablo var. O tablo üzerinden açıklayacağım. Yani değişik formüller var. O formüllere göre örneklem büyüklüğü tespit yapılabiliyor ama burada güven düzeyine göre oluşturulmuş bir tablomuz var. O tabloya göre bunun yorumunu yapabiliriz. Şimdi ihtiyaç duyulan örneklem büyüklüğü evren değerinin tahmini için öngörülen sapma miktarının işte evrenin varyansının tahmine ilişkin kabul edilen güven düzeyinin birer fonksiyon olarak ifade ediliyor. Yani burada evrenin büyüklüğü, öngörülen sapma değerleri, evrenin varyansının tahmin ilişkin kabul edilen güven düzeyinin bir fonksiyon olarak görülüyor. Evreni temsil eden örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılacak formüller olduğunu söyledik. Değişken sürekli ya da süreksiz olmasına bağlı olarak da bu formüller değişiklik gösteriyor. Buradaki tabloda ben bunu size açıklamaya çalışıyorum. İşte en hedef evren, bunun üzerinden ne kadar örneklem alacağız? Burada 0.5 genel anlamda farklı alfa değeri anlıyor. İşte 0.5 düzeyinde, güven düzeyinde örneğin sapma miktarı 0.1 düşünüyorsak 500 olduğu gibi 5000'e olduğu gibi 10.000'in yarısı yaklaşık olarak %1 sapma, 4.899 kişi, 50.000'de 8.057 kişi, 500.000'de 9.423 kişiye eğer biz %0.5 güven düzeyi ve 0.1 sapma düzeyinde örneklem oluşturacaksak böyle bir rakama gidiyoruz. İşte burada 0.5'e kadar gidiyor. Örneğin 0.05 düzeyinde sapma miktarı ve güvenilirlik düzeyinde örneğin 500 kişiden 218'ini alırsak örneklem oluyor. 5000 kişiden 350 kişi, 357 kişi alırsak oluşuyor. 10.000 kişiden 370 kişi yeterli oluyor. 50.000 kişiden 381 kişi yeterli oluyor. 500.000 kişiden de 384 kişi yeterli oluyor. Yani görüldüğü üzere buradaki 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 bizim sapma düzeylerimiz. Burada %0.5'te kroma alfa güvenilirlik katsayısı, yani 0.5 güvenilirlik düzeyinde bizim işte bu sapma düzeylerini esas aldığımız zaman miktar olarak bizim araştırmamızı işte bu evren dediğimiz 500 kişiden 500 bin kişiye kadar giden grup üzerinde hangi miktarda öğrenci alacağımız buradaki tabloyla ortaya konulabiliyor. Şimdi verilerin toplanması konusuna geçiş yapıyoruz. Bu konuda da işte ölçme konusu var. Araştırmaların özellikle yani geçerliliği, güvenirliği de ilgili bilgiler vereceğiz. Daha sonraki haftada işte çeşitli ölçek türleriyle ilgili açıklamalar var. Anketler üzerinde durulacak. Yani bunlarla ilgili herhalde bu son 3 dersimiz var. Bu son 3 derste bu konularla ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. Tabii ben biraz kitabı yani lisansa göre kapsamlı gördüm. Lisans düzeyine göre biraz yoğun bir program konulmuş. Ama tabii biz bunu
yapmak durumundayız. Şimdi bu bölümün hedefi ne bakıldığı zaman tabii öncelikle geçerlik ve güvenilirlik kavramlarını açıklayabilecek. İşte kendi içerisinde bu zaten. Böyle bir hedefimiz var. İkinci hedefimiz uygulamada karşılaşılan durumlar için hangi güvenilirlik yöntemlerin uygun olduğuna, geçerliğin nasıl incelenebileceğine karar verebilecek. Yani bunun için de kişinin mevcut durumlar içerisinde sorunu çözebilecek pratik yöntemler geliştirilmesi önemli. Üçüncüsü anket geliştirmenin süreçlerini açıklayabilecek. Yani bir anket nasıl geliştirilir? Hangi basamaklar bulunmalıdır? Üçüncüsü gözlem ve görüşme yöntemlerini tanımlayabileceğiz. Bunların burada ayrı ayrı açıklamalarını size vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ölçme nedir? Bilimde olaylar arasındaki ilişkilere dair kurulan hipotezlerin, kuramların test edilmesi, gözleme dayalı araştırmalar gerektirir. Araştırmaların başarısı ise öncelikle elde edilen gözlemlerin ölçme sonuçlarının tutarlılığına ve ölçülen özelliği ne derece temsil ettiğine bağlıdır. Yani burada şu söylenmek isteniyor. Bizim olaylar arasındaki ilişkilere dair yani şuna şu sebep olmuştur, bu böyledir şeklinde yaptığımız hipotezlerin yani geçici açıklamaların test edilmesi gözleme dayalı araştırmaları gerektirir. Burada gözleme dayalı araştırma dediğimiz şey işte bizim özellikle var olan durumları gözle görebilir şekilde test etmeye ya da belirlemeye dayalı olması gerekir. Araştırmaların başarısı ise öncelikle elde edilen gözlemlerin ölçme sonuçlarının tutarlılığına ve ölçülen özelliği ne derece temsil ettiğine bağlı. Ölçme sonuçları arasındaki tutarlılığa biz genelde ne diyoruz? Güvenirlik diyoruz. Yani bizim değişik defalarda yapmış olduğumuz ölçüm sonuçlarının birbirine yaklaşık olarak benzer değerler alması o ölçme aracının tutarlılığını gösterir. Bu da yine güvenirlik demektir. Yani çünkü ölçme sonuçları arasında benzerlik varsa, yakın ilişki varsa bu güvenirliği ifade ediyor. Şimdi ölçülme durumu yani bizim ölçmek istediğimiz özelliği ölçebiliyor muyuz? Ölçme araçları buradaki ölçülecek özellikleri yeterli şekilde yansıtıyor mu? Eğer bu tamamen yansıtıyorsa biz buna geçerli ölçme aracı deriz. Yani böyle bir ölçeğin temsil ettiği ölçülebilecek soruların herkesi o ölçeceğimiz özelliklerin tamamı açısından ölçebilmesi ölçme aracının geçerlilik sorunu olarak ifade ediliyor. Ölçme sonuçları ile ilgili bu iki temel kavrama geçmeden önce bazı kavramların da kısaca açıklanması gerekecek. Şimdi ölçme nedir diye baktığımız zaman bir niteliğin gözlenip gözlem sonucunun sayı ve sembollerle gösterilmesine biz ölçme diyoruz. Bir ölçmeden söz edilebilmesi için öncelikle ölçülecek bir niteliğin olması, bu niteliği ölçecek uygun gözlem araçlarının olması ve gözlem sonucunun sayı ve sembollerle gösterilebilmesi gerekir. Buna göre ölçme birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip gözlem sonuçlarının sembollerle ifade olarak ortaya konması söz konusu olacak. Yani bu şekilde biz yani bir niteliği gözlemleyip onu sayı ve sembolleriyle eğer ifade edebiliyorsak buna biz ölçme işlemi diyoruz. Ölçme sonuçlarının ölçülen nitelikle ilgili gerçek değeri göstermesi ancak hatası ölçümle
mümkündür. Yani bizim örneğin şimdi burada ders yapıyoruz. Bu dersin daha sağlıklı olmasını eğer istiyorsak bunun ölçme sonuçlarının etkili bir şekilde kutlaması gerekir. Yani bireylerin bu gözlem sonucunda yani yapabileceği şeyin sayı ve sembolleri ifade ediyorsak bu tabii ki etkili bir gözlem ya da ölçme işlemi olur. Hatasız bir şekilde göstermesi lazım. Gerçekte hatasız ölçme hemen hemen hiç yoktur. Hatasız ölçme sonuçlarına bir ölçme aracından, iki ölçme yapan kişiden, üç ölçme koşullarından, dört cevaplayıcıdan kaynaklanan hatalar bulaşır. Yani bulaşan hatalarımız var. Ölçme sonuçlarına karışan ve gözlenen puanların gerçek puanlardan uzaklaşmasına neden olan bu hatalara sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hata diyoruz. Yani hata türü bu anlamda üçe ayrılır. Gözlenen puanların işte gerçek puanlardan uzaklaşmasına neden olan bu hatalar demek ki sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hata diye ifade edebiliyor. Şimdi sabit hataya baktığımız zaman her ölçme aynı oranda ve aynı yönde yansıyan yani bir ölçme işleminde aynı miktarda yapılan hataya bir sabit hata diyoruz. Örneğin öğretmenin testten alınan puanlara 5 puan eklemesi ya da markette 1 kilogramda 10 gram eksik tartılması durumu sabit hatadır. Örneğin burada her iki örnekte de öğrencilere tamamına 5'er puan eklenmesi sabit bir hata olarak görülür. Çünkü herkese aynı miktarda verdik. Ya da bir 100 gramın içerisinde sabit bir şekilde 100 gram eksik tartmak da yine sabit hata olarak karşımıza çıkıyor. Sistematik hata ölçümlere farklı düzeyde karışan hatalar olarak ifade edilir. Yani bu bir önce sabit hatalara dikkat ediyorsa ne diyorduk? Örneğin öğretmen bütün öğrencilere 5 puan fazla vermiş. Burada yani sabit hatada standart vardı. Oysa burada farklı düzeyde yapılan bir işlem var. Öğretmenin öğrencinin birine ek puan olarak 5 puan vermesi, diğerine vermemesi ya da terazi örneğine bakarsak 2 gram sebze aldığında 1 kilogram için ortaya çıkan sabit hataya ek olarak ikinci 1 kilogram için 100 gram hata buna örnektir. Yani sistematik hatada kişi sürekli hata yapıyor ama bu hatalar miktarı belirli değil, sabit değil. Buna karşılık tesadüf hata kaynağı ve karışan hata miktarı net olarak belirli olmayan hatalardır. Tesadüf hatalar ölçme yapan kişinin dikkatsizliği, puanlar yanlış toplaması, ölçme ortamı, şans başarısı, öğrenden ölçme anındaki psikolojileri gibi değişik nedenler ortaya çıkabilir. Demek ki tesadüfi hatalar, ölçme yapılan kişinin dikkatsizliği, ölçme ortamı, şans başarısı, öğrencilerin ölçme anındaki psikolojik özellikleri gibi değişik nedenlerle ortaya çıkabilirler. Güvenirlik bir tesadüfi hata sonucudur. Güvenirlik sabit hatadan etkilenmez. Ancak sistematik hatadan etkilenir. Çünkü sabit hatada her bireyden örneğin 1 puan düşüyorsunuz ya da 5 puan düşüyorsunuz. Oysa sistematik hatada bu miktar belirli değil. Dolayısıyla sabit hatayla hata yapması daha doğrudur. Sistematik hatadan etkilenir tabii. Temel sistematik hata
ve sabit hata sorunu çıkar. Şimdi bu geçerlik ve günlük ölçme yapan kişilerin dikkatsizliği, ölçme ortamı, şans başarısı, öğrencilerin ölçme anındaki psikolojileri gibi değişik nedenlerle ortaya çıkabilir. Yani bu o andaki durum güvenirlik bir tesadüf hata sorunu olarak karşımıza çıkabilir. Sabit hatadan etkilenmez çünkü güvenirlik de geçerlikli bir sistematik hatadan etkilenebilir. Farklı ölçüm sonuçları gerçek ölçüm sonuçlarından farklı düzeylerde ayrışabiliyorsa tabii farklı neticede